Merhaba. İyi misin bugün? İyi hocam. Ağrın var mı? Yok sayıyoruz. İşitme kaybıyla ilgili cihaz bekliyoruz bugün. Değil mi? Bunu halledeceğiz. Evet. Ayaklarını oynatabiliyor musun? Oynatayım hocam. Peki. Tamam. Uzatabiliriz. Peki. Tasus'tan geldik. İşan'dan. Evet. Tasus'tan şöyle yat kapımızı yattık. Hemen sallandı. Aşağı indik. Ondan sonra ikincisi de eve gittik. Bir ne de olur ikincisinde yakalandık. Ben annemin yanına gidiyordum. Annemin denen deprem hocam dedip aşağı inecektik, yakalandı bize. Duvar ayırdı. Duvar çöktü. Ben seslendim, bağırdım, çağırdım. Beni kurtarın dedim. Ondan sonra üç kişi, annem, ben, bir yerde, bir katta ablam var, eniştem var. Onlar hayatını kaybetti. Kurtulamadı. Sağ olsun hocalarımıza yardım ettiler. Allah razı olsun. Doktorlarımıza çok memnun kaldık. Buranın hocalarından çok memnun kaldık. Merhaba. Merhaba. Elge nasılsın bugün? Biraz daha iyiyim, evet. Daha iyi. Ağrıların azaldı mı? Evet. Geçmiş olsun. İyi geçti ameliyatın. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Allah razı olsun hocam. Çok zorluklar yaşadık. Yani anlatılacak bir durum değil. Yani yaşayan bilir. Deprem anında çok hafif bir sallantıyla uyandım. Yani çok ufak bir sallantı. Beşikte çocuğu sallarsın ya. O şekilde uyandım. Kendimizi dışarı atmaya çalıştık. Arkasında yani ne olduğunu biz de anlayamadık. Çok büyük bir patlama sesiyle yani bizi halbur gibi eledi resmen. Yani o an benim çocuğum arkamdan gelince çocuğu kurtarmanın çabasına düştüm. Ben yara aldım. Çocuğumu kurtardım çok şükür. Çocuğumu alıp dışarı çıkardım. Annemizi kaybettik. Yani anlatılacak hiç şey yok yani. Sağ olsun eniştem geldi. Bize yetişti. Annemin enkazını çıkardık. Kendi imkanlarımızla Kırklar eline getirdi bizi. Sağ olsun doktorlarımız bize yardımcı oldular. Halkımız yardımcı oldu. Hala da oluyorlar. Yani çok zor durumdayız. Kayınvalidem, kayınbabam ve biz iki yani beraber yaşıyorduk. Altlı üstlü evlerimiz. İki katlı binada. Kayınbabam deprem esnasında koşup balkona gelip bize seslendi. Eşim ve kızım önce çıktılar zaten. Ben de diğer kızım ve oğlumu alıp beraber kaçarken çok hızlı bir sarsıntı olduğu için düştüm. Düşünce çocukları da bahçeye doğru fırlattım ki onlara da taş gelmesin diye. Balkonun demiri betonu olduğu gibi kalıp şeklinde düştü. Sonra sağ kalçamın üstüne düştü. Yani bir saat içerisinde zaten etraftaki arkadaşlar sayesinde işte o esnada yardım edenler sayesinde yavaş yavaş önce çocukları çıkardık. Sonra beni çıkardılar. Tabii ben yürüyemedim bir süre. Hiç basamadım ayağımın üstüne. Kayınbabam da balkonun sağlam kalan parçasının üstünde kalmış. Kayınvalidemi kurtaramadık. O kapıya kadar gelmiş ama kapıyı açamamış. Kapının olduğu kısımda buldular enkazda. Üçüncü gün bulabildiler. Kendi acımızı tam yaşayamıyorken buraya geldiğimizde öğrendim kırıklarımın olduğunu. Bizim görümcemler Kırklar elinde oturuyorlar. Onlar depremin olduğu ilk gün çıkıp geldiler bize destek olmak için, işte bize yardımcı olmak için. Onların kendi aracıyla geldik biz de buraya. Burada öğrendik. Yani orada elektrik olmadığı için, hiçbir şey olmadığı için tabii röntgen falan hiçbir şey çekemediler. Muayeneye gittik ama sadece eziklerimizin olduğunu söylediler. Aynı keza kayınbabamın da kalçasında ezik ve ayağında kırıklar, aşık kemiğinde kırığı var. Eşim öyle.
kafasına düşen beton parçalarından dolayı onun da kafasında yarıklar var. Thank you.